Amerikan Senatosu savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran ve Başkan Trump'ın veto edeceğini söylediği ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye'de S400 alımına müdahil olanlara yaptırım uygulanması talep edildi. Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da içeren yasa tasarısı görüşüldü. Ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısı ABD senatosundan geçti. Trump'ın sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemeyi içerdiği için veto edeceğini söylediği tasarıyı Temsilciler Meclisi 11'e karşı 79 oyla onayladı. Temsilciler Meclisi'nden 3'te 2'den büyük oy çokluğuyla geçen tasarı senatodan da aynı çoğunlukla geçtiği için Trump'ın vetosu geçersiz kılınabilecek. O yaptırım seçenekleri arasında Rusya'dan S400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması ve ABD'ye girişlerinin yasaklanması var. Ayrıca tasarıya Türkiye'ye satılan ancak S400'ler nedeniyle teslim edilmeyen 6 adet F35 savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmasına onay verildi tasarıda Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir bölümde yer aldı. Türkiye'nin S-400'leri teslim almasının ABD hasımlarına yaptırım yoluyla mücadele yasası kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği belirtildi. Tasarının yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara yaptırım uygulanması talep edildi. ABD'nin yaptırımı kaldırma şartının ise bir yıl içinde Türkiye'nin artık S-400'leri uhtesinde bulundurmadığını teyit etmesi olduğu belirtildi. Türk topraklarında Rus hükümeti adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400'leri çalıştırmadığının kanıtlanması gerektiği vurgulandı. Türkiye'den S-400 veya onun yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımların kaldırılabileceğinin altı çizildi.